Efendim merhabalar, yeniden Ramazan Bereketi programıyla birlikteyiz. Programımıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Saygıdeğer izleyicilerimiz, bugün 23 Mayıs Çarşamba, mübarek Ramazan-ı Şerif ayının da 8. gününü hamdolsun idrak ediyoruz. Bugün Ramazan Bereketi'nde tekrar Ramazan'a başladığımız ilk günümüzde hocamızı ağırlamıştık. Saygıdeğer Ordu İl Müftümüz Mürsel Öztürk hocamız. Ramazan'ın birinci günü program konumuz olmuştu. Birinci haftayı geride bıraktığımız bugün de 8. gününde de bir kez daha Ordu İl Müftümüz Sayın Mürsel Öztürk hocamızı programımızda konuk olarak ağırlıyoruz. Efendim hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Hayırlı Ramazanlar diliyorum tekrar seyircilerimize. Çok teşekkür ediyoruz. Programın birinci gününde de zat-ı âlinizi ağırlamıştık. Bugün birinci haftayı geride bıraktık. O gün de demiştiniz ki zaman insan için çok önemlidir. Su gibi akıp gidiyor. Evet. İsraf edilmemeli. Ve bir kez daha şahit olduk. 8. günü tamamlamışız. Bitmiş. Evet. Efendim biz kıymetli il müftümüz de bugün tevbe istiğfarı ve bunun dışında oruca dair bazı hususları da konuşacağız. Hocam Ramazan'da tevbe istiğfar deyince bu manevi atmosferin yoğunluğu içerisinde elbette tevbe istiğfar da olmazsa olmazlarımızdan birisi. Hocam tevbe ne demek, istiğfar ne demek diye sorarak başlamak isterim. Evet, buyurun hocam. Teşekkür ediyorum. Tekrar ben bütün seyircilerimize hayırlı Ramazanlar diliyorum. Cenab-ı Hak yaptıkları ibadetleri ki bir hafta geçti, 8 günümüz tamamladık. Mevlam inşallah kabul eylesin. Yani bu bir haftalık Ramazan performansımızdan bundan sonra nasıl geçeceğini de aynı zamanda işaretidir. Eksiklerimiz varsa bir an önce tamamlayalım. İnşallah Ramazan'ın kalan mübarek günlerini güzelce tamamlayalım inşallah. Tabii Ramazan demek zaten günahlardan arınma demek. Yani insanın diğer ibadetlerin yanında, yani namazın yanında bir de oruç ibadetiyle donanmasıdır. Cenab-ı Hakk'a biraz daha yakın olmasıdır. Allah için efendim fedakarlık yapmasıdır. Aç kalması, susuz kalması, yemesini, içmesini, meşru olan bir takım isteklerini terk etmesidir. Bunun yanında tabii insanın peşini bırakmayan nefis ve şeytan var. Bu zaten insanla beraber var. Hazreti Adem'den önce malumunuz şeytan, cin yaratılmış. O var zaten. Nefis de insanla beraber var. Bu nasıl olmazsa olmazlarımız bizim. Bunlar biz ölünceye kadar bizimle beraber olacaklar. Aynı zamanda bunlar bizim bir imtihan vesilemiz. Yani bunlar var ki biz iyiyi kötüyü anlıyoruz. İyinin kıymetini biliyoruz. Dolayısıyla insanın zaman zaman ayağı kayabilir. Bu tabii bir şeydir. Fıtraten insanoğlu günah işlemeye de meyyaldir. Güzel işler yapmaya da meyyaldir. Sadece günahlardan korunan, melekler zaten günah işlemezler varlıklar arasında. İnsanın dışındaki diğer canlıların, efendim tabii cinleri saymazsak, onların da böyle bir sorumluluğu yok. Melekler zaten günah işlemiyor. Hayvanat alemiyle alakalı onlara bir günah yükleyecek halimiz yok. İnsanoğlunda nefis var. Şeytan dediğimiz, efendim, insanla beraber insanı yanlışa sevk etmeye çalışan, insanın ihlasını ölçen bir de şeytan var. Biz zaman zaman böyle sekteye uğrayabiliriz. Bu da tabii bir şeydir. Yani şu doğru değil. Peygamberler zaten Allah onlar korumuştur. Onlar günah işlemezler. Onun dışında herkesin günah işleme potansiyeli vardır. Bir defa böyle hocadır, hacıdır, efendim alimdir, zalimdir. Buna hiç gerek yok. Yani her insanda günah işleme potansiyeli mevcuttur. Ama ne olur? Bu fıtratta var çünkü, bu yaratılışta var. Ne yapacak? Yanlış yaptığı zaman yanlıştan dönmek güzeldir. Yani farkına varır varmaz bunu telafi etmek gerekiyor. Farkına vardığı zaman hemen işini düzeltmek gerekiyor. Bunun için de iki tane bizim Cenab-ı Hakk'ın bize lütfettiği iki tane bizi temizleyen husus var. Birisi tevbe. Tevbe şu. Tevbe her şeyden önce o yaptığımız hatadan dönmektir. Yani tevbe rücudur. Tevbe değişimdir. Aynı zamanda tevbe sadece günahlardan değişim değil, iyi halden daha yüksek bir hale doğru da bir değişimdir. Hani son zamanlarda bu değişim falan gündemde, evet, kullandığımız bir tabirdir. Dolayısıyla tevbeye değişim diyebiliriz. Yani yanlışı düzeltme, yanlıştan doğruya doğru gelme. Halimizi düzeltme, düzgün olan halimizi daha iyiye, daha da, iyi noktaya, mükemmele taşıma, evet, aynen, tevbenin konusu. Aynen öyle. Yani yanlış yaptığımız zaman yanlıştan dönme,
Yanlış yapmıyorsak halimiz güzel, o güzel halimizi daha da iyi yapma. Hocam mesela, yanlış yaptığımızda özür dileme diyebilir miyiz? Bizim Türkçe karşılığı bizdeki gibi. Özür dileme istiğfar, ona geleceğiz. Tövbe, tamamen değişme. Yani o yanlış yoldan kendimizi doğru yola doğru sevk etme. Sırat-ı müstakime doğru sevk etme. Yönümüzü değiştirme. Değişim diyoruz ya. Evet. Tövbede bu var. Tövbede bir defa halimizi değiştirme var. Yani günah halimizi iyi hale doğru değiştirme. Efendim, iyi hallerimizi de daha güzele doğru götürme. Ki peygamberlerin tövbesi budur. Peygamberimiz de ben tövbe istiğfarda bulunuyorum buyuruyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin tövbesi iyi hallerinin daha da güzele doğru gitmesidir. Mesela Hazreti Ayşe validemiz, sevgili peygamberimiz, işte Ramazan bunun için bir fırsattır. Geç saatlere kadar ibadetle meşgul olur ve uzatırdı bazen ibadetlerini, namaz ibadetini. Hazreti Ayşe validemiz, ya Resulullah, senin gelmiş ve geçmiş günahların bağışlanmış ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Buna rağmen niye böyle çok düşkünsün ibadetlerine? Sevgili peygamberimizin meşhur ifadesi, ben Allah'a daha sevgili kul olmayayım mı? Yani biraz daha halimizi düzeltmeye biz tövbe diyoruz iyi halden. Bir de bunun efendim istiğfar tarafı var. İstiğfar da az önce sizin söylediğiniz tamamen özür dilemedir. Pişmanlık duymadır, nedamet duymadır. Efendim, gözyaşı dökmedir yerine göre. Efendim, tabii bunun şartları farklı farklı. Kişinin yaptığı günaha göre onun istiğfarı farklıdır. Her günahın istiğfarı farklıdır. Mesela kul hakkı varsa, evet, o kul hakkı ile beraber hem bir pişmanlık olacak hem de bir helalleşme olacak. Yani ya sadece onun istiğfar etmek yetmiyor. Yetmiyor. Yani sadece tövbe istiğfar edip o şekilde bitmiyor. İstiğfara demek ki pişmanlık var. Allah'a yakarış var, dua var, efendim kurtuluşu Cenab-ı Hak'tan isteme var. Bir de kul hakkı tereddüt etmişse şayet yaptığımız işlerde, efendim ondan kurtulmak, yani onunla helalleşmek var. Veya geride bıraktığı insanlar varsa, kul hakkı dediğimiz daha çok hemen aklımızda mal geliyor ama bir insanın gıybetini yapmak, onun aleyhinde konuşmak, dedikodusunu yapmak, incitmek, onun şerefiyle, haysiyetiyle, namusuyla, diliyle bile olsa efendim onunla oynamak, bunlar da yine kişiye istiğfarı gerektirir. Dolayısıyla demek ki tövbede bir rücu, bir dönüş vardır. İstiğfarda ise efendim özür dileme vardır. Pişmanlık vardır. Allah'a yalvarma, yakarma vardır. Ve hak sahibiyle helalleşme vardır. Bunlar aslında beraber olduğu zaman makbul bir gidiştir. Bunun öncesi hangisi hocam? Tövbe. Öncesi tövbe. Önce bir dönecek değil mi? Yani ya Rabbi, ben hem şu günahı işliyorum, çok pişmanım ama ne yapayım, devam ediyorum. Olmayacak. Ya istiğfardan önce mutlaka mevcut halin değiştirilmesi lazım. Kesinlikle. Yani anlatılır mesela zaman zaman, ya aslında Müslüman bir insandır, neyzen tevfik, onu konuşuruz. Yani ben de hayatımda okuduğum çok değişik bir insan. Mesela o zat çok içki müptelası birisiymiş. Yani alkolle çok müptela. İçer. Daha sonra aklı başına geldiği zaman tövbe eder. Vazgeçer. Gözyaşı döker. Hatta onlar yazıyormuş bir tarafa. Sonra yine işte şeytan ayağını kaydırır. Bir daha tövbe. Tabii bu habire tövbe, istiğfar, tekrar bir daha dönme, rücu. Bu tabii biraz yalancı bir tövbe gibi oluyor, Allah korusun. Yani habire sözünden dönüyor. 1, 2, 3, 5, 7, 1000 tane tövbesinden bahsedilir. İnanılmıyor. Yani bu ne olur? Tövbeni. Bu o zaman samimi olmaz bu. Bunda ihlas olmaz. Demek ki tövbede, rücuda ne olacak? Bir ihlas olacak. Samimiyetle bir dönüş olacak. Samimiyetle dönüş olmazsa, yani surata, yani zararını gördü dönüyor. Örnek veriyorum. Yani bir kötülüğün zararını, bir günahın zararını gördü. Hemen dönüyor. Sonra zarar geçince bir daha günaha doğru dönüş yapıyorsa bu makbul bir tövbe değil. Bu kimseyi kandıramayız. Bakın şurada şu ölçüyü koymamız gerekiyor. Biz Allah'ın bizi davet ettiği yöne doğru bir samimiyetle bir adım atarsak, Cenab-ı Hak bize o yolları kolaylaştırır. Bakın burada samimiyet önemli, ihlas önemli. Samimiyet ve ihlas da böyle bir tövbe olursa Cenab-ı Hak bizim önümüzü açar. Bütün mesele bu günahla ilgili, tövbeyle ilgili efendim niyetlerimizin şu beyinde, kalpte bitirilmemesidir bu. Önce orada bitirecek. Kötü alışkanlıklarla alakalı da kardeşlerimize tavsiyemiz o zaten. Önce samimiyetle bu işi yapın. Beyninizde bu işi bitirin önce. Ben bu işi yapmayacağım. Ve bunda samimiyet gösterin. Allah'a yönelin. Cenab-ı Hak size hakikaten büyük kolaylıklar verecektir. Nice insanlar vardır. Yani herkes bazen
Ben mesela Danimarka'da birine şahit olmuştum. Yani isminin başında gavur tabiri olan bir vatandaştan bahsederler imiş efendim. Türkiye'nin bir yerinde ismi lazım değil, önemli değil. Yani hatta işte benim bulunduğum camide böyle çok namaza niyaza devam eden merhametli efendim hayırsever bir insan. Bir tanesi yine kendi memleketi hocam dedi ya bu insanın bakın isminin başında gavur tabiri var. Bu insan diyor memlekete gittiği zaman biz hatta söyledik bir 15-20 sene gitmemiş memlekete. Türkiye'ye dönmemiş. Bu adamla alakalı şöyle şöyle oldu dese kimse inanmaz diyor. Bu adamla ilgili, bu insanla ilgili. Çünkü bunun başında gavur tabiri var. Gaddar, zalim, acımasız, ibadetleri terk eden her türlü kötülüğün içinde bulunan bir adam. Ama ben o zatla tanıştım. Yani benim cemaatim de hocam diyor ben diyor samimiyetle diyor bu işten hepsini terk ettim. Allah da bana yardım etti diyor. Yani dolayısıyla bakın tövbe de bu işte her şeyden önce ihlas lazım. İhlas olmazsa şeytanın oyuncağı olur. Şeytan sadece ihlaslı olan, nefis sadece ihlaslı olan bir değişime müdahale edemez. Kur'an'da da o var zaten. Ona Allah yardım eder. Allah ona yardım eder. Bütün mesele burada bir insanın samimiyetle, ihlasla, gözyaşı dökerek bu günahtan, kötü işlerden kendisini arındırması. Bu olduğu zaman inanıyorum bunun devamı gelecektir. Yani Allah ona bir kolaylık verecektir. Yoksa böyle zararını gördü, birisi ayıpladı vesaire. Buna benzer işlerden dolayı günahlardan vazgeçerse, tövbe ederse bu makbul bir tövbe olmaz. Şimdi zaten hocam dediğiniz gibi anlattıklarınızdan anladığımız tevbe samimi olursa, tevbe bütün şartlarıyla yerine gelirse istiğfara da Allah yardım edecek. Tabii zaten istiğfar da yani zaten Allah'tan bağışlanma. Yani gözyaşı dökecek. Yani hakikaten bu zaten aslında istiğfar samimi dönüşün bir neticesidir. Samimi olarak günahlardan dönmenin istiğfarla, gözyaşı dökmekle, pişman olmakla, kalben işte neyse ne yapacaksa yani beyin olarak da buna pişman olduğunu, bu işin yanlış olduğunu, Allah'ın hoşuna gitmediğini bütün böyle iliklerine kadar, hücrelerine kadar hissederek bu işten pişmanlık duymasıdır istiğfar. İşte bu ikisi beraber onun için diyoruz ya tevbe istiğfar beraber olacak. Bir tanesi yeterli değil. Sadece dönmek yeterli değil. Mesela adam dönebilir günahtan. Doktor demişti ki bak sen biraz daha içki içersen senin zaten siroz olmuşsun. Efendim bundan sonra içersen senin miden alacak. İşin bitti senin. Bir daha devam edersen hemen diyor ki tövbe. Niye? Midesi gitmiş ölüm çünkü. Ama bu tövbede aynı zamanda ya hakikaten hem benim midem bitmiş bu alkolden dolayı. Hem de Allah zaten bunu haram kılıyordu. Ben hakikaten bu işten döneyim demişse problem yok. Ama şu varsa mide bittiyse iş kötü. Ben bundan döneyim. Mide sağlam olsa hala devam edecek. Hala bu inanç varsa, pişmanlık yoksa bu makbul bir tövbe değil. Her günah için bu geçerli. Mesela efendim birisi ayıpladı bir günah yapıyordu. Ya insanlar ayıplıyor bunu ben yapmayayım. Bakın Allah'ın ayıplamasından öte insanların ayıplamasını öne sürerek böyle bir günahtan vazgeçme olursa bu da tövbe olmaz. Demek ki günahın menfaatini bile görse bizim ölçümüz bu. Günahın menfaatini bile görse efendim sırf Allah bu günahı kötü gördüğü için, çirkin gördüğü için bundan sırf Allah için vazgeçip dönerse tövbe diyoruz. Bunun için de gözyaşı döktüğü zaman da bunda aynı zamanda samimiyetin ölçüsüdür. Cenab-ı Hak inşallah bu kişiyi bağışlar. Çünkü inna Allah la yaghfiru en yuz en inna Allah la yaghfiru devamını okuyamadım. Allah hiçbir günah yok ki bağışlamasın. Sadece şirk müstesna. Sadece şirk müstesna. Yani şirk dışındaki bütün günahları. Evet, bütün günahları Cenab-ı Hak dilerse önemli olan kişinin bağışlatmasıyla alakalı bir iştir bu. Dilerse Cenab-ı Hak, mealen arz ediyorum ayet-i kerimeyi, bütün günahları bağışlayabilir. Sadece Allah kendisine şirk koşanı bağışlamaz. Hatta şirkten de tövbe ederse, müşrikler tövbe ettiği zaman Müslüman olmuyor mu? Oluyor. Onlar da tövbe ederse, ondan da kurtulmuş olur. Yani şirk koşmayı terk ettiği zaman. Evet, Allah'ın işine karışan bir insanı Allah affetmez. Yani ne demek Allah'ın işine karışmak? Allah'ın haram kıldığını helal, helal kıldığını haram farz etmek. Yani böyle bir şey düşünmek. Buna benzer. Yani Allah'ın ahkamının tersini düşünmek Allah'a şirk koşmak demektir. Cenab-ı Hakk'ın uluhiyetiyle alakalı hususlarda ben de buna benzer işler yaparım demek Allah'a şirk koşmaktır. Allah bunları bağışlamaz. Namazında, niyazında olsa bile.
Ama onun dışında Cenab-ı Hak dilerse bütün günahları bağışlayabilir buyuruyor Kur'an'da. Dolayısıyla böyle bir kapı da var. Yani bu istiğfar kapısı, tövbe kapısı kapanan bir kapı değil asla. Böyle bir, niye öyle değil? Çünkü bizim günah işleme potansiyelimiz her zaman var. Evet, bu olduğu için fıtratımızda bu var. Bu olduğu için de bu tövbe kapısı hiçbir zaman da kapanmıyor. Müslüman neyzen tefik gibi de olsa yani yine de yaptığı günahlardan samimiyetle. Hazreti Mevlana'nın bir çağrısı var zaten. Evet, evet. Yani değil mi? Yani 100.000 defa meclisi tövbeni olsan da, ateşe tapsan da, evet, evet. Tövbeni 100.000 defa bozsan da yine gel. Yine çünkü gel. Bu kapı ümitsizlik kapısı değil. Dolayısıyla aslında biraz da Mevlana Celaleddin Rumi belki bu tövbeyi tarif ediyor. Dönüşü tarif ediyor. Yani ölüm gelip çatıncaya kadar ondan öncesi için geçerlidir tövbe istiğfar. Müslüman ne yapacak? Kendi vazifesini yapacak ve dönecek. Tabii bir de tövbeyi nasuh diye bir halk arasında evet. duyulan, duyduğumuz bir de bazen camilerde hoca efendiler cuma akşamları bir tövbe istiğfarda falan bulunurlar. Yani böyle yeniden bir hadi kendimize gelelim, bir nikah tazeleyelim, bir istiğfarda bulunalım. Evet, yeniliyelim, güzel bir şey bunlardı. Evet. Yani arası hatırlama. Aslında bunu anlamını düşünsek de yapsak bunu daha güzel olur. Bazen bunun Türkçeleri de var. Yani estağfurullah, estağfurullah. İşte çok pişman oldum yaptığım, bülü çağımdan bu ana gelinceye kadar falan diye başlıyor böyle. Güzel yani bunları aslında biraz özümseyerek, biraz daha böyle kalben yaptığımız zaman bunun faydadan adiliyle ecdadımız bunu koymuş. Çünkü insanlar tövbeyi unutmasınlar diye, istiğfarı unutmasınlar diye bunu koymuşlar. Bir de tövbeyi nasuh diye bildiğimiz bir tövbe şekli var. Aslında aranan o tövbe şeklidir bizden. Yani şunu tekrar edelim. Tövbe kapısının, istiğfar kapısının ölüm gelip çatıncaya kadar açık olduğunu unutmayalım. Ama bunun yanında Allah'ın bizden istediği ya eyyühellezine amenu tubu ilallahi tövbeten nasuha. Nasuh üzere tövbe olduğunu unutmayalım. Ne buyuruyor Cenab-ı Hak? Ey iman edenler Allah'a tövbe ediniz. Yani günahtan uzaklaşınız. Nasıl tövbeten nasuha? Bir daha dönmemek üzere. Nasihat verici, öğüt verici, nasuh nasihat verici demektir. Başkaları için ders verici. Aynen. Hem kendine hem başkalarına ders verici bir şekilde günahtan uzaklaşın. Burada yani kısa bir anekdot olsun diye söyleyeyim. Mesela evet. biz çocukluğumuzda duyardık ya falanca şöyle şöyle bir adamdı, şöyle şöyle kötü bir meniyeti vardı. Şu işte toplumda kötü huylarıyla bilinirdi. Anlatılırdı böyle. Evet. Ya adama bir hal oldu. Öyle bir dönüş döndü ki adam beş vakitin evet. üstüne beş daha kılıyor, şunu yapıyor, bunu yapıyor. Evet. Evet. Acaba yani tevbeten nasuha denilen insanlara bile ders verici tevbe bu mudur? Böyle muhtemelen, mi olur? Muhtemelen tabii ki. Yani hem kendisi etkileniyor bu yaptığı halinden tevbeden, başkaları da ibret alıyor. Başkaları az önce verdiğimiz örnekte yani isminin başında gavur kelimesi kullanılan vatandaşın, kardeşimizin daha önceden yani o ifade kullanılıyormuş. O derece zalim, gaddar, ibadetten uzak. Sonra öyle bir dönüş yapıyor ki herkes ona gıpta ediyor. Demek ki olabiliyor. Yani şunu demek istiyorum. Ya günahlardan insanların elini çekmesiyle alakalı örnekler çok var. Yani zor bir şey değil. Önemli olan samimiyet ve ihlasla günahlardan kişinin çekilmesidir. Tövbe-i nasuhta da böyle bir özellik var. Yani günaha bir daha dönmemek üzere yapılan bir tövbedir bu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onu şeye benzetiyor. Yani sağlam süte benzetiyor. Diyor ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem soruyorlar tövbe-i nasuh nedir ya Resulallah? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tövbe-i nasuh öyle bir tövbedir ki sütü sağdığınız zaman kovaya inen o süt tekrar memeye kovadan çeviremezseniz değil mi? Sağılmış kovada duruyor. Onu tekrar memeye gönderemezsiniz. Yani memenin ucundan onu böyle bir şey mümkün değil. Gönderemezsiniz. Nasıl böyle olmayacaksa Müslüman günahtan öyle sıyrılır. Bir daha günaha dönmez buyuruyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Böylece tövbe-i nasuhu Peygamberimiz bize öğretiyor. Yani demek ki özetleyebilirsek vaktimiz ne kadar bilemiyorum. Birinci, var hocam evet. daha birinci yarıyı evet. bir tamamlamamıza evet. 10 dakikadan fazla 10 dakikamız var. Yani günahlardan samimiyetle, içtenlikle döndükten sonra Allah'tan da yardım istedikten sonra ki istiğfar olur zaten. Cenab-ı Hak o kuluna yardım eder. Yani ya Rabbi ben sana geldim diyene Cenab-ı Hak kapısına boş çevirir mi? Böyle bir şey olmaz. Ama oraya işte nefis girdiği zaman, işte heveslerimizi dizginleyemediğimiz zaman, gönlümüzde kalbimizde bitiremediğimiz zaman bu sefer tekrar aynı günahlara
düşme gibi bir hatamız oluyor. Peki ne olacak? Yine düştük. Yine de tövbe edeceğiz. Başka çaresi yok. Yani. Yapılacak bir şey yok. Ne zamana kadar? Tövbe-i nasuhu buluncaya kadar. Yani günahlardan tamamen arınıncaya kadar. Ki ibadetler de zaten bizi, değil mi, günahlardan arınmaya sevk eden ameliyelerdir. Oruç mesela, değil mi? Tam oruç ve tevbenin aslında yani, bu mübarek ayda rahmet, bereket, feyiz ikliminin bütün iliklerimize kadar hissettiğimiz, ibadetlerimize adeta evet. bir kez daha yeniden sarıldığımız, yeniden diriliş olarak kendimizi kıyama kaldırdığımız bu ayda tevbe etmenin diğer aylara göre başka bir fazileti var mıdır? Yoksa... Yani tabii ki vardır. Hem daha kolaydır. Yani Ramazan ayında bakın öyle bir şey yapıyoruz ki biz normal, meşru olan, helal olan şeyleri biz imsaktan iftara kadar da yapmıyoruz bakın. Kendimize yasaklıyoruz. Bak bunu yasaklayabiliyoruz. Böyle bir kolaylık var. Hem zaten sabır eğitimidir oruç aynı zamanda. Bunu yapabiliyoruz. Yani bu var önümüzde. Yapabileceğimiz şeyler var. Bunun bir adım ötesi de Ramazan'dan sonra da yanlış yapmamak için işte zaten Ramazan'da Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kötü sözü terk etmeyen, gıybeti terk etmeyen, kötülükleri terk etmeyenin aç kalmasına Cenab-ı Hakk'ın ihtiyacı yok buyuruyor zaten. Dolayısıyla bunlar Müslüman Ramazan'da terk ediyor zaten. Terk ettiği zaman da Ramazan'dan sonra da tekrar bu alışkanlıklarını devam ettirme imkanı var. Çünkü Ramazan'da bunu biz deniyoruz. Artı bakınız mesela namaz ibadeti değil mi? Namaz ibadeti. Günde 5 defa bize farz kılınan namaz ibadeti. Yani bir insan gıybet etmiş, kötülük yapmış, bir sürü sabahtan örnek veriyor, namazını kılmış, efendim öğleye kadar da bir sürü işler yapmış, kötü kötü şeyler yapmış. Öğle namazını kılacak. Nasıl kılacak öğle namazını bu Müslüman kardeşimiz? Değil mi? Çok zor. Yani Allah'a bir sürü günahla beraber gelecek. O zaman ne yapacak? Bu öğle namazından önce güzel bir tövbe edecek. Ya Rabbi ben yapmayacağım diye. Ve karar alacak kendi kendine. Bakın namazdan namaza, iki namaz, bütün bu namazlar bize aynı zamanda hem Rabbimizi hatırlatıyor, hem de günahlardan uzaklaşmayı bize hatırlatıyor. Dolayısıyla bu beş vakit namaz da bizi ne yapacak? Aynı zamanda koruyacak. Ramazan bizi bu işlerden koruyor. Efendim yine dualarımız, okuduğumuz Kur'an, sevgili Peygamberimizin hayatı, onun örnek hayatı, hepsi bizi aslında günahtan koruyan şeylerdir. Yani günah, şöyle bir tabir de vardır. Günah işleyip onun tövbesini talep etmekten günah işlememek daha kolay, daha da önemli. Niye? Günah işleyeceksin bakalım tövbe edebilecek misin? Tövbe ettin bakalım makbul olabilecek mi? Bütün bu sıkıntılara girmekten öte hiç günah işlememek daha da verimli insan en için. Doğru olanı. Daha doğru olanı hiç günah işlememek. Ama günah işledikten sonra da yine tekrar edelim tövbe kapısının açık olduğunda Müslüman hiçbir zaman unutmayacak. Çünkü gideceği başka bir kapı da yoktur. Hatta yani günahların bağışlanması, ibadetlerin makbul olması için oraya buraya gitmenin de hiçbir anlamı yok. İşte o zaman Allah korusun şirke doğru gidiyor yavaş. Bir de hocam tam şimdi evet. onu soracaktım. Bazen insanlar otobüslere binerek belli kimselerin, belli grupların yanına gidiyor. Diyor ki ben orada tövbe edeceğim. Tövbe etmek evet. için herhangi bir kimseye ihtiyaç var mıdır? Kimsenin aracılığına ihtiyaç var mıdır? Bir insan, tövbe etmek isteyen insan, şimdi bizi izleyen kıymetli izleyicilerimiz hepimiz, yani hepimizin günahları var. Onların da var. İçimizden bir kardeşimiz dedi ki hocam ben şimdi tam Ramazan ayı da tövbe için çok uygun bir atmosfer evet. var. Tövbe istiğfar etmek istiyorum. Evet. Bunun için bir hocaya mı gitmem gerekiyor ya da herkesçe muhterem bilinen, alim bilinen, şeyh bilinen birisine gidip onun önüne mi diz çökmem lazım ya da bu tövbe istiğfar için ne yapmam gerekir diye sordu bize. Nedir hocam bunun cevabı? Kendisine en yakın kimse ona gidecek. Yani tövbesini kim kabul edecekse ona gidecek. İstiğfarını kim kabul ederse ona gidecek. Gönlünden geçeni kim biliyorsa ona gidecek. Aklından geçeni kim biliyorsa ona gidecek. Günah işleme imkanı ona verip tövbe imkanını da veren kimse ona gidecek. Hiçbir aracıya gerek yok. Yani ona ondan daha yakın olan, bize şah damarımızdan daha yakın olan Allah'a gidecek. Yani o bizi duyuyor. Kalbimizden geçenleri biliyor. Başka birisine gerek yok. Ha böyle bir cemaatleşme şeklinde bazen zaman zaman böyle hani böyle bir topluluğa teşvik katılarak edici olsun topluluğa diye. Katılarak gidilir, yapılır. Onlar da yani hoştur. Yani hep beraber bir beraber olmanın verdiği bir cemaat ruhu olabilir ama hiçbir zaman yani o gittiği şahıs, o gittiği yer onun günahını bağışlayacak falan filan değil.
Böyle bir şey yok. Tevbesine aracılık edecek de değil haşa. Kesinlikle. Ha birisi bir başkasına dua edebilir. Mesela şöyle diyebilirsin, ya bana dua et. Yani başkasının, yani siz başkasının günahının bağışlanması için Cenab-ı Hakk'a dua edebilirsiniz. Dua edebilirsiniz. Ama başkasının günahını bağışlayamazsınız. Böyle bir yetki hiç kimseye verilmemiş. Yani Şeyh Efendi, Hoca Efendi başkasının günahını, yani günahını çıkaramaz. Günah çıkarma bizde yok. Evet. O Hristiyan aleminde var. Biz, bize en yakın olan, bize bizden daha yakın olan Yüce Rabbimize gönlümüzü, kalbimizi bağlayarak, efendim onu hatırımızda tutarak biz ona durumumuzu arz ederiz. Hatta bazen lisanen bunu söylemeyebiliriz. Kalben arz ettiğimiz zaman da o onu bilir. Biz ona, ondan istiğfar isteyeceğiz. Ona tövbe edeceğiz. Hiçbir aracıya gerek yok. Zaten Hoca Efendi de hani camilerde az önce verdik ya, yani bir istiğfar, tövbe, istiğfar yapılıyor. O aslında yani işte hocam işte bazı dua ayetleri var onları söylerken. Belki bilemeyebilir. Hem lisanen de bunu yapmış oluyor. Hem de gönlüyle bunu yapmış olur. Camilerde yapılan bu sadettendir. Yoksa camide Hoca Efendi'nin dediklerini tekrar etti efendim ama gönlü başka işteydi. Camiden çıktı, tertemiz oldu gitti. Böyle bir şey yok. Ne yapacak? Hakikaten o söylenenleri kendisi gönlünden de büyük bir pişmanlık duyarak günahtan arınmış olacak. Yani aracıya gerek yok bu konuda. Hatta bizim tavsiyemiz kimsenin bilemeyeceği, duymadığı bir saatte kalkıp abdest alıp, bakın en güzeli bu, bir örnek verelim. Yani nasıl yapacak kardeşimiz? Evet. Tövbe istiğfar etmek için. Bence güzel bir, mümkünse boy abdesti. Yani olursa. Yani işledi, gırtlağına kadar günaha batmış bir adam. Artık diyor ki ben bir dönüş yapacağım. Artık bit, yani bu işin sonu yok. Duydu, bir öyle kalbine de böyle bir ilham geldi. Onu da veren Allah'tır. Kendisi istediği için Allah onu vermiştir ona. Hiç istemese Allah kimseye bir şey vermez. Gönülden bir şey geçmezse Allah kimseye, çünkü önce bir yönelişi Cenab-ı Hak kulundan bekliyor. Kulda bir yöneliş olduğu zaman Cenab-ı Hak onun kapısını açıyor zaten. Sıkıntı yok. Böyle bir durumla karşı karşıya kalan kardeşimiz mümkünse boy abdesti, değilse bir abdest alsın. Gece geç vakitte, geç saatte, saat 2'de 3'te örnek veriyorum. Yani mesela kalksın efendim bir iki rekat namaz kılsın. Allah rızası için, Allah için. Bu namaz aslında onun aynı zamanda arınmasıdır. Namaz en büyük zikirdir. Namazdan sonra elini açsın. Ya Rabbi sen yarattın beni. Seni yaratan bensin. Senden başka beni yarat. Ben de senden başka varacağım kapı da yok zaten. Halk eden sensin. Ben böyle yanlış yaptım deyip gözyaşı dökerek Cenab-ı Hakk'a istiğfarda bulunsun. İnşallah bu yaptığı şey ona daha güzellikleri getirecektir. Hocam bir de 2,5 dakikamız kalmış. Bir ara vermeden önce şunu da sormak isterim. Cenab-ı Hak bizim tevbe etmemizden hoşnut oluyor mu, hoşlanıyor mu? Tabii ki, evet. Yani aslında tabii Cenab-ı Hak, hatta şöyle bir hadisi kutsi var. Siz hiç günah işlemeseniz, efendim Cenab-ı Hak sizi helak eder, yerine günah işleyip, günah işledikten sonra, efendim, hayır günah işledikten sonra tövbe eden, günaha pişmanlık duyan, gözyaşı döken kullar halk ederim buyuruyor. Yani Cenab-ı Hak kulunun günah işlemesine rızası olmaz. Ama hayrı ve şerri yaratan Cenab-ı Hak. Rızası olmaz. Hatta günaha niyetlenip günahtan dönen insana Cenab-ı Hak sevap verir. Bak sevap kazanır. Bir sevap işleyene 10 katı vardır. Ama günaha niyetlenip de günahtan dönen insana da bir sevap vardır. Yani bu şu demektir. Suç işlemeyen insana da Kur'an, İslam ona mükafat verir. Şimdi yani şu anda memlekette ya gidip bir tanesi emniyete siz suç işleyene ceza veriyorsunuz. Ben hiç suç işlemedim. Hiç şu ana kadar defterim bembeyaz. Bana da bir ödül verin. Bana bir ödül verin böyle bir şey yok ama Cenab-ı Hak ödül veriyor. Günaha niyetlenip günahtan vazgeçene de ödül veriyor. Günah işlemeyene Cenab-ı Hak ödül veriyor. Dolayısıyla Cenab-ı Hakk'ın hoşuna gider. Yani kulunun günah, ona gelmesi, kulunun yalvarması Cenab-ı Hakk'ın hoşuna gider. Evet. Hocam şimdi kısa bir ara vereceğiz ama biz şimdi bütün kardeşlerimiz, bizleri izleyen saygıdeğer izleyicilerimiz ve biz şahsımızda hepimiz tevbe için dediniz ki en uygun zaman gecenin bir yarısı, evet. Kalkıp iki rekat namaz kılıp kimsenin görmeyeceği bir anda, kimseye hiç kimseyle ilişkiye haber vermeden tek başına yapayalnız karanlık bir odada mesela örnek veriyorum. Böyle bir şey yapmak gerekir. En güzel o.
O zaman biraz insan kendi kendiyle, Rabbiyle, kendisiyle daha çok baş başa kalır. O daha hoş olur. Bizi izleyen bütün kıymetli izleyicilerimize, yapmak isteyenlere bir çağrımız olsun bu. Evet. İnşallah yaparız. Efendim şimdi kısa bir ara vereceğiz. Aradan sonra programımız, Ramazan Bereketi programımız tüm hızıyla devam ediyor. Lütfen bizden ayrılmayız. Efendim Ramazan Bereketi programı verdiğimiz kısa aradan sonra devam ediyor. Şu an programımızda biz bu akşam Ramazan Bereketi'nde Ramazan ayının 8. gününde, orucun 8. gününde saygıdeğer İl Müftümüz Sayın Mürsel Öztürk hocamızı ağırlıyoruz. Hocamızla tevbe istiğfarı, Ramazan ve tevbe istiğfarı konuşuyoruz. Hocam tevbe ve istiğfar evet. Ne demek bunları konuştuk. Tevbenin şartlarını, istiğfarın şartlarını konuştuk. Ben bir de kıymetli izleyicilerimizi bilgilendirmek için makbul olan tevbe ve makbul olmayan tevbe evet. Var mıdır? Varsa evet. Makbul olan nedir? Makbul olmayan nedir? Bunu da evet. Kıymetli izleyicilerimizle paylaşalım isterim. İnşallah. Buyurun. Teşekkür ediyorum. Tabii yine biz müracaat edeceğimiz kaynak bu konuyla alakalı Kur'an-ı Kerim. Evet. Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de Nisa suresinin 17. ve 18. ayetlerinde makbul olan tövbe ile makbul olmayan tövbeyi bize anlatıyor. Yani Kur'an'da var zaten o. Aslında herkesin başından geçebilecek bir şey. Yani çok güzel bir şekilde Cenab-ı Hak bunu kompoze ediyor, bize haber veriyor. Mesela makbul olan tövbe ile ilgili hemen 17. ayeti estağfirullah. İnneme tövbetu alallahi lillezine yamelune su'e bi cehaletin. Yani inneme tövbetu alallahi lillezine, Cenab-ı Hakk'ın kabul ettiği tövbe, yani Cenab-ı Hakk'ın kabul buyurduğu tövbe, lillezine yamelune su'e, ki onlar ki bir yanlış yaptılar. Bilmeden. Evet. Bir cehaletin, bilmeden, yani cehalet aslında yani şu, yani insanın cehli bazen kandırılma olabilir, yanlışlık olabilir, yanlış nefsi uyabilir vesaire. Buradaki cehalet kelimesi yani zaten şu demektir bu. Böyle azmederek bile bile bir Müslüman günah işlemez demektir bu. Yani bir cehalete ya bir cahillik yaptık tabiri var ya. Deriz evet, bir cahillik yaptık. Aynen onun gibi. Ya burada da o ifade var zaten. Yoksa şöyle, ben şu günahı tam kurarak, Allah bunu haram kılıyor ama ben bunu yapacağım. Ya taammüden, kasten. Evet, böyle bir şey Müslümanlar olmaz zaten. Yine işin içerisine nefis falan girmiştir. Yine cehalet olan bir şeydir. Yani şuurlu, bilgili bir şekilde her şeyiyle beraber yönelerek bir Müslüman haram işlemez zaten. Böyle bir şey olmaz. İman ola alıkoyar. Habire orada şey verir, alarm verir ona. Yani bir sıkıntı verir. Ama buna rağmen yine yapmışsa günahını, ona biz cehaletle işlenen günah diyoruz. Ama sümme yetubune min karibin, hemen anında, hemen kısa zamanda dönerse, bakın tövbe var burada, dikkat eder misiniz? Dönüş evet. Var burada. Sümme yetubune min karibin, hemen anında yaptıktan sonra bu cehaletle, yanlışlıkla işlediği bu günahtan dönerse, feulâike yetubullahu aleyhim, Cenab-ı Hak bu dönüşü, bu tövbeyi kabul eder buyuruyor. Efendim, ve kânallâhu alîmen hakîmâ, Cenab-ı Hak her şeyi bilendir, Cenab-ı Hak hikmet sahibidir. Orada hocam, Kibet evet. Hocam, iki nokta dikkatimi çekti. Birincisi diyor ki cehaletle olacak. Yani evet. Kul hani imanı kaybetmeden, taammüden, kasten olmayacak, cehaletle evet. Olacak. İkincisi evet. De hemen dönecek. Diyor. Dönecek. Yani işin farkına varır varmaz dönecek. İşte ısrarlı olmayacak. Günahta ısrar olmayacak. Çünkü günahta ısrar olursa günah büyür yani. Bazen hocam çok özür dilerim. Bazen şöyle bir alışkanlığımız var, diyoruz ki ya daha yaşımız genç, biraz daha vakit geçsin, tövbe ederiz, işte yaşımız bir 50 olsun, 60 olsun, bakarız ona falan. Ama evet. Oysa Cenab-ı Hak bu sizin kıymetli izleyicilerimize zikrettiğiniz bu ayet-i kerimede Cenab-ı Hak diyor ki hemen dönecek. Tabii ki. Çünkü rahatsız eder Müslümanı. Ya günah aslında bir pastır, bir kirdir. Kabul ol, makbul olacak, tabii. Makbul olan tevbeden bahsediyoruz. Tabii ama tövbe etmezse bakınız şu bir tehlike var. Yani dönmezse günahtan, hani sevgili peygamberimiz müminin kalbini bir kalaylı kaba benzetiyor değil mi? Öyle evet. Bir kalaylı, bembeyaz, bir tertemiz bir kalp. Yavru çocuklar, masum, günahsızlar öyledir, tertemizdir. Oraya bir günah düştüğü zaman orası diyor kararır.
tövbe edip istiğfarda bulunduğu zaman diyor onu Cenab-ı Hak giderir. Yani o kararma ortadan kalkar. Ama bu dönüş olmazsa, tövbe olmazsa, yani hemen günaha düştükten sonra bir dönüş olmazsa bu karartı çoğalır. Habire orayı karartırsanız orası kapkara olur. Orayı kalaylamak çok zor olur ondan sonra. Yani siyahlaşmış düşünün. Yani biz Anadolu insanıyız. Eskiden bakır kaplar, bakır kapların içleri kalaylanır. Dışı kalaylanmaz kolay kolay. Evet, hocam. Çünkü dışı o kadar paspalamıştır ki onu çıkarmak çok zor. Eğer Müslümanın kalbi günah işleye işleye böyle tamamen kir, pas kapatmışsa onun giderilmesi çok zor. Onun için hemen tövbe isteniyor. Tövbe bir kalaysa zor o biraz kalay tutar. Yani onun için hemen bir ufacık bir leke oluşmuşsa onun giderilmesi çok daha kolaydır. Cenab-ı Hak bize bu kolaylığı gösteriyor. Kulum hata yapabilirsin ama yaptıktan sonra hemen anında döneceksin. Yaptığın zaman böyle feüle şeyetubullahu aleyhim Cenab-ı Hak onların tövbesini kabul eder buyuruyor. Böyle bir dönüşü yani böyle bir yanlış yaptıktan sonra yanlıştan ayağını çekenin bu davranışının bu özür dilemesini Cenab-ı Hak kabul eder. O zaman bu tövbe kapısı bu manada açık sürekli. Kap bizde varsa bu kaba leke düşme ihtimali de varsa var demektir bu. O zaman bize düşen vazifede onu oradan çıkarmak, temizlemek. Şeytanın vazifesi insanın ayağını kaydırmak, insanın vazifesi de şeytanı taşlamak. Böyle. Yani bizim işimiz onu taşlayacağız. Onun vazifesi de bizi şaşırtmak olacak. Dolayısıyla böyle bir yanlış yaptığımız zaman Nisa suresinin 17. ayet-i kerimede Cenab-ı Hak bize çok açık, çok net. Yani bunun anlaşılmayan bir tarafı yok. Bakın burada aracı da yok. Dikkat ederseniz evet. Aracı falan yok. Derhal. Cenab-ı Hak yani kişilere sesleniyor, kullarına sesleniyor. Sen böyle bir yanlış yaparsan, bir yanlıştan döndüğün zaman diyor samimiyetle olursa bu, ben senin bu dönüşünü kabul ederim buyuruyor. Yani burada aracıya, tefeciye, ona buna hiç gerek yok. Az önce verdiğimiz ölçüler içerisinde samimi bir dönüş olursa Cenab-ı Hak onun dönüşünü kabul edeceğini bize bildiriyor. Bakın Allah alimen her şeyi bilendir. Her şeyi bilendir. Hakima, hikmet sahibi. Bunda bir hikmet var. Yani hem biz günah işliyoruz hem tövbe ediyoruz. Var bunda bir imtihan. Sınanıyoruz, deneniyoruz. Yani sevabın ne olduğunu, günahı bilmesek. Yani günahtan dönen insan bazen nasıl oluyor? Böyle annesinden doğduğu gün gibi tertemiz olur buyuruyor. Yani hani biz normalde normal şartlarda biz böyle kirlenmiyor muyuz? Yani sokakta burada gezerken değil mi? Vücudumuz kirleniyor. Ne yapıyoruz? Bu da tabii bir şey. Yani insanlar kirlenebilir. Yıkandığında bütün yüklerinden yıkanacaksınız. Kirlenen yıkanacak. Yani günah işleyen Müslüman da yani tabii şöyle bir şey doğru değil. Yani kiri başına bir insan boca eder mi? Düşünün yani. Normal şartlarda kirlenmek var. Değil mi? Sokakta orada burada gezerken ayağınız kayıyor, kirleniyor hemen temizliyorsunuz değil mi? Öyle kirli elbiselerle gezmiyorsunuz. Nasıl böyleyse, hayatımızda nasıl böyle kirlenmek de rutin bir şeyse insanoğlu da zaman zaman günahın içine dalabilir. Bilerek veya bilmeyerek. Bakın olabilir. Ne yapacak ondan? Onu kendisini temizleyecek. Günde işte 5 vakit namazda abdest alıyorsak, manevi bir temizlik yapıyorsak, normal rutin bir vücut temizliği yapıyorsak, efendim Müslüman da, insan da zaman zaman kirlenir, farkında olur olmaz. Ne yapacak? Bundan döndüğü zaman Cenab-ı Hak diyor ki ben bu dönüşünü kabul ediyorum. Temizlenmeye geleni ben diyor Cenab-ı Hak temizlerim diyor. Çok açık ve net. Ama böyle günahı kendisine boca eden, günahtan hiç çıkmayan, çıkmak istemeyen bir adama ne yaparsınız? Onun içinde bu olur gider Allah muhafaza eylesin. Dolayısıyla bu tövbe kapısının açık olduğunu unutmayalım. Ve günaha düşer düşmez de tövbe edelim ki o günahlarımız çoğalırsa kalbimiz Allah korusun kabın dışı gibi kararır. Daha sonra onu temizlemek çok zor olur. Evet, onu bazen ateş temizler. Bakınız şimdi de burada bir örnekler de var. Şimdi mesela basit bir lekeyi siz ateş olmadan giderirsiniz değil mi? Evet. Mesela kabın içerisinde bakır kabı konuşuyoruz hepimiz. Herkesin bildiği bir şey için. Herkesin bildiği bir şey için olduğu için söylüyorum. Kap kalaylı ama ufak tefek lekeler var. Onlar kalaylamadan da çıkar onlar. Evet. Ama çok lekelenmişse o zaman ateşe ihtiyaç var. Yakmadan düzelmiyor. Yakmadan düzelmez. Cenab-ı Hak bizi o duruma düşürmesin. Tamam. Yakmadan düzelecek günahları, günahlardan arınmamız gerekiyor.
Yoksa bazı günahlar var ki ancak onu ateş temizler. Bakın ateş de dünyadayken de bizim için bir örnek, bir temizleme vasıtasıdır ateş. Kala yapmak için bir ateşe vereceksiniz efendim bakırı. Hatta o siyahlık ancak öyle çıkıyor. Ancak öyle çıkar. Ancak o şekilde onu temizleyebilirsiniz. Hatta ben çok ilginç, seramik fabrikalarında cehennemlik diye bir yer var. Bir seramik fabrikasının sahibi bana bahsetmişti. Dikkatimi çekti. Cehennemlik dedim, nedir? Dedi ki hocam, cehennemlik dediğim şey çok ilginçtir. Seramik fabrikalarında bu var. Belki tuğla fabrikalarında yok ama seramik fabrikalarında var bu. Hocam diyor, bu öyle bir şey ki diyor, öyle bir nokta ki diyor, seramin içinde bütün yabancı maddelerin hepsinden arındırıyor, sırf seramik öz kalıyor diyor. Aslında cehennemlik verilmesinin çok makul bir sebebi var. Yani Müslüman, Allah korusun, ahirette, dünyadayken eğer kalaylanmamış, temizlenmemişse, ahirette, cehennemlikte iman özü kalıncaya kadar yani günahlardan temizlenecek ve yanacak. Ya cehennem, yani bu tabir de boşuna kullanılmış bir tabir değil. Allah cümlemizi hiç cehennem yüzü evet. Görmeden direkt cehennemde yani bu günah bir türlü. Kardeşlerim bazen diyor ki hocam diyor, ya benim imanım var ya yeter diyor. Ve kardeşim imanım var ama yeter inşallah. Eğer imanla ölürsen inşallah. Ama unutma, bakın o imanına kattığın pasların eğer dünyadayken temizlenerek gitmemişsen ahirette o cehennemde temizlenecek. Onu temizleyecek şey ateş. Evet, onu ancak ateş temizleyecek. Allah bağışlar mı? Bağışlar, bağışlar. Onun bağışına kim ne diyebilir ama Cenab-ı Hak alternatifler var orada. Bak cehennemde, daha çok cehennemden bahsediliyor Kur'an-ı Kerim'de. Bağışlama var ama cehennem de var. Dolayısıyla hatta cehennem diyecek ki var mı daha? Yani cehenneme helim telette doldun mu? Diyecek ki hel min mezid, başka var mı? Ne dolması? Diyecek. Dolayısıyla cehennem de dolacak, cennet de dolacak. Onlar için hepsinin hazırlanmış efendim cinlerden ve insanlardan, yakıtı cin ve insan olanlardan müteşekkil bir cehennem de var. Unutmayalım. Dolayısıyla tekrar dönersek, cehennemliğe girmezden önce, cehenneme girmezden önce bu günahları temizlemek gerekiyor. Bu nasıl olacak? Bu sık sık. Yani yanlış yaptığımız zaman yanlıştan dönmekle. Bile bile yanlış yapan insan bu şu demektir. Orayı karartıyor demektir. Bile bile, taammüden, isteyerek, iradesiyle, gönlüyle, her şeyiyle günaha dalan bir insan, bu başına gözüne pislikleri boca eden insan demektir. Bunun temizlemesi çok zordur. Hocam Nisa suresi 17. ayetten başladık. Evet. Makbul olan tevbeyi konuştuk. Evet. Burada makbul olan tevbeyi deyince çok güzel bir sohbet ortaya çıktı. Dediniz ki ben mesela hiç böyle düşünmemiştik. Ya insan sokakta giderken kiri pası kafasından aşağı boca eder mi? Etmez. Etmez. Ama kazara işte bulunduğu ortamdan etkilenir, toz gelir, bulaşır, ayağa kayar, düşer. Günahta sakarlık yapar, yanlış yapar. Müslümanın günahı böyle olur. Aynen öyle. Onun tevbesi de, istiğfarı da, yıkanması da öyle olur dediniz. Aynen öyle. Bu evet. Çok güzel oldu. Kıymetli izleyicilerimize ben tekrar hafızalarımızda bu sohbet canlansın evet. Diye söylüyorum. Peki saygıdeğer hocam, bu makbul olan tevbeydi. Evet. Cenab-ı Hakk'ın Kur'an-ı Kerim'de makbul olmayacağını, kabul etmeyeceğini belirttiği evet. Tevbe de var mı? Var, hocam? Evet. O da Nisa suresi 18. ayet. Bu ayetler peş peşe geliyor. O da وَلَيْسَتِ تَوْبَةِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ Şu tür günah işleyenlerin günahı, tövbesini Allah, dönüşlerini Cenab-ı Hak kabul etmez. Evet. Hatta اِذَا حَدَرَ اَحَدَهُمُ الْمَوْتِ Onlara ölüm gelmiş çatmıştır. Ölümle karşı karşıya kalmıştır. Yani ölecek. Evet. Daha doğrusu biz ona haleti nezih diyoruz. Ölüm hali. Öleceğini anladı. Yani ölüyor artık. Ölüm yani hali. Aslında ölüm halinde. Öyledirler kitaplarımızda. Bir insanın bir ayağı dünyadadır, bir ayağı ahirettedir. Yani ona artık ahiret perdesi aralanmıştır. Denir, öyle söylenir. Hatta haleti nezihte bulunan bir insana çok değişik bir hal içinde olur o insan. Yani artık telkinlere falan kapanır yavaş yavaş. Bir nefes kalmıştır. Başkaları da bir şey söylese bile onu pek anlamaz. Dolayısıyla haleti nezihteki insana biz hadi sen de la ilahe illallah de falan demeyiz. Biz yanında sessizce bunu söyleriz. O söyleyebilirse söyler. Yani son nefesimiz bu olsun diye bunu biz söyleriz. Yoksa bununla o kurtulur veya kurtulmaz anlamında falan değil. Şöyle bir inanç doğru değil. Ya bir insan ölürken kelime-i şehadet getirdi. Temizlendi gitti veya getirmedi. Bu bizim için ölçü değil ama bizim son arzumuz kelime-i şehadetle gitmektir. Son sözümüz o olsun isteriz. Amenna. O güzel bir şeydir. Ama o insan o haldeyken
Başka bir ayağı dünyadadır, bir ayağı öbür taraftadır. Çok meşguldür artık o. Çok meşguldür. Yani dünyada yaptıklarıyla yaptıkları o yükler, ya iyi yükler ya kötü yükler onunla beraberdir. Bir tarafa da ahiret alemi ona zahir olmuştur. Onun için hatta izâ hadera ahadehumul mevt, artık ona ölüm meleği hazır olmuştur, gelmiştir. Ölüm gelmiş çatmıştır. Yani onun artık dönüşü yoktur. Dünyadan tabiri caizse ayağı kesilmek üzeredir. Dünyadaki nasibi bitmiş. Bitmiştir, evet. Der ki bu adam, peki bu zaman tövbe yapar mı? Yapar, nasıl yapmaz? Görmüş artık, öbür tarafa gidiyor. Her şey bitmiş. Yani ayağı kesilmiş. Der ki, gale, der ki bak Allah buyuruyor. İnni tübdülâne, ooo ben şimdi tövbe ettim işte. Tamam. Cenab-ı Hak daha, velellezîne yemûtûne vehum küffâr. Bir de inkarcı olarak hayatını devam ettirmiş, ölüm halinde iman eden insanın, tabii kafirin, yani inkarcının tövbesi önce iman etmektir. Değil mi? O önce iman edecek. Evet. Müminin tövbesine, mümin zaten iman sahibi, günahlardan pişman olacak. Onun ki bağı farklı. Cenab-ı Hak buyuruyor ki, mümin için birinci örnek odur. Yani ölüm gelip çattığında Müslüman, artık günahlardan ben vazgeçtim, şimdi tövbe ediyorum diyenin tövbesini Allah kabul etmez. Sonra inkarcı olarak ölürken tam ölüm anında iman ettim diyenin de imanını Allah kabul etmez. Ona bir örnek Firavun'un imanı, değil mi? Tam onu ben size söyleyeceğim. Yani evet, Firavun böyle Musa Aleyhisselam'ı, kavmini takip ederken işte Kızıldeniz, başka rivayette Nil Nehri'nden geçerken Musa Aleyhisselam kavmiyle beraber geçiyor. Firavun da ordusuyla takip ediyor. Ortaya gelince Musa Aleyhisselam kurtuluyor. Efendim deniz kavuşuyor. Firavun akıllı bir adam. Diyor ki ben Musa'nın ve Harun'un Rabbine iman ettim. Beni İsrail'in Rabbine iman ettim diyor Firavun. Niye? O iman makbul değil. Niye? Çünkü dünyayla alakalı her şeyi, hiç daha geri dönüşü yok. Kurtulsa yine inkarına devam edecek. İşte Firavun'un imanı diyoruz biz ona. Yani son andaki iman Firavun'un imanı. Allah onu kabul etmiyor. Ülâike âtednâ lehum azâben elîme. Cenab-ı Hak biz işte bunlar için diyor çok acıklı bir azap hazırladık buyuruyor. Cenab-ı Hak bizi bu duruma düşürmesin inşallah. Amin. Yani birinci durumda, yani Nisa suresinin 17. ayetindeki tövbe eden kullarından eylesin diye dua edelim. Yoksa ikinci duruma düştüğümüz zaman Allah muhafaza eylesin bu işin. Çünkü orada artık tövbenin makbul olmadığı bir saattir o. O an meselesi, saat meselesidir. Peki öleceğimizi ne zaman olacağını biliyor muyuz? Bilmiyoruz. O zaman bu işi bilmeyenler için tövbe kapısı açık bir an önce. Ha, ölüm gelip çattığı zaman çatabilir mi? O da olabilir. Ne zaman geleceği bilinmeyen şey bize en yakın olan şeydir. En her an gelebilecek olan şeydir. O zaman Müslüman her an tövbe halinde olmalı. Yani çok, ben de tam soracaktım hocam. Mübarek Ramazan günü bu oruç saatleri içerisinde ne zaman tövbe edilsin diye zaten cevapladınız. Müslüman her an tövbe halinde olmalı. Öyle olmadı. Dediniz. Çünkü her an ölüm gelebilir. Her an gelecek olan ölüme her an hazırlık olmak için Müslüman günahlardan uzak bir hayat yaşamalıdır. Baştan söyledik ya, yani günah işleyelim hocam ne olacak, tövbe ederiz. Ya öyle yapacaksın, hiç günah işleme daha güzel. Tövbe edeceksin, tövbe makbul olacak mı? Tövbe edebilecek misin? Tövbe etmeye fırsat bulabilecek misin? Dönebilecek misin? O günah sana alışkanlık haline geldiği zaman vazgeçebilecek misin? Kötü alışkanlıklar diyoruz değil mi? Kötü adı üzerinde. Kötü alışkanlıklar. Zararlı. Alışmışsın daha bırakamıyorsun. Bırakabilecek misin? Bakın yani bunları düşünmek çok daha kötü. Ondan öte hiç günah işlememek, günahtan ele eteği çekip hiç riske girmemek daha güzel. Bu günah çok büyük bir risk. İşin içerisinde tövbe edememek var, günah bağışlanmaması var, kul hakkı var, Allah muhafaza. Bir sürü risk taşıyor. Onun için böyle mayınlı bir yola girmemek daha güzel. Bu elimizde bizim. Girdiğimiz zaman ayağımızı attık, yani bir tarafımız koptu. Bu çok güzel bir tabir. Evet. Mayınlı yola girdiğimizde muhtemelen mayına bastığımızda bir tarafımızın kopma ihtimali bir taraf çok olacak. Yüksek. O yüksek. Tedavi olsak bile kesinlikle bir hasar bırakacak. Ama biliyoruz ki orada mayın var. Allah bize diyor ki şu yol mayınlı yol. Bu yol tehlikeli bir yol. Yani o yol bazen cazip gösteriliyor. Bu mayınlı yolda günahlar değil mi? Yani öyle günahlar tabii. Yani hatta İşte cehennem çok cazip gösteriyor. Cehenneme giden yollar böyle nefse hoş gelen şeylerle perdelenmiştir deniliyor. Perde demek arkası öyle değil, önü öyle. Evet. Önü öyle gösteriliyor. Kamuflajı öyle. Dolayısıyla günah giden yolların
efendim perdesi böyle güzel, nefse hoş gelen şeylerle perdelenmiştir ama arkasında bir, büyük bir tehlike var. Zaten mayınlar hep süslüdür. Böyle şurada mayın var diye size göstermezler. Ona mutlaka insanların dikkatini çeken bir şeyler konmuştur. Araziye uymuştur o. Evet, araziye uymuştur. Hatta bazen işte insanların hoşuna giden bazı şeyleri oraya yerleştirmişlerdir. Hocam, geçtiğimiz günlerde Mehmetçiğimiz, kahraman ordumuz, Kutlu Devletimiz Suriye'de yaptığı operasyonda orada gördük. Katiller çocukların çok sevdiği bebeklerin içerisine patajlar yerleştirmişler. Evet. Günahlar da bir nevi bize sevimli görünüyor ama aynen içinde öyle. Mutlaka patlayıcılar kesinlikle. Var. Kesinlikle. Bakın perdelenmiştir bu diyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Perde. Yani o hakikat değil. Arkasında çok tehlikeli şeyler var. Cennete giden yoller de böyle nefsin hoşlanmadığı şeylerle perdelenmiş. Yani abdest alacaksın, gece kalkacaksın, sabahtan akşama kadar aç kalacaksın efendim. Bir sürü ne bileyim, bir sürü böyle yani nefse bunlar hoş gelmez. Evet. Yani şimdi kim hoşlanıyor aç kalmaktan? Öyle bir şey yok ama 18, nefse diyoruz ki 17, sen efendim hoşlanmasan bile Allah için bunu yapıyoruz diye biz onu ne yapıyoruz? Öteliyoruz. Dolayısıyla tekrar duamız şu ki Cenab-ı Hak bizi böyle son nefese gelinceye kadar tövbeden uzak bırakmasın. Ondan önce günahtan kurtulmayı bize nasip eylesin. Dua edelim inşallah. Amin inşallah. Kıymet Hocam, eğer bu tövbe istiğfarla ilgili söyleyecekleriniz vaktimiz içerisinde planladıklarımız bu kadarsa yoksa evet. Saatlerce konuşursunuz bu konuyla ilgili. Evet. Zaten son 4 dakikaya girdik. Öyle mi? Ben kıymetli izleyicilerimizin merak ettiğini bildiğim birkaç soruyu saat halinizde oruçla tabii. ilgili yöneltmek isterim. Hocam, birincisi oruçla ilgili, efendim biz tevbe istiğfar konusunu elbette saatlerce konuşulabilir ama henüz burada hazır il müftümüzü yakalamışken saygıdeğer hocamızı, ben orucu bozup bozmayan birkaç hali hocamızdan öğrenmek isterim. Hocam, en çok sorulanlardan bir tanesi, diş fırçalamak orucu bozar mı? Evet, misvak kullanmak, diş fırçalamak orucu bozmaz. Biliyorsunuz abdest alırken biz oruçluyken suyu ağzımıza aldığımız zaman mübalağa yapmayız. Yani çok dolu dolu almayız çünkü boğaza kaşma ihtimali olabilir. Evet, diş fırçalamak. Eğer bu diş macunu boğazımıza, tat ağzımıza yayılabilir. Onda bir sıkıntı yok. Yani macunun verdiği bir tat evet. vardır. Ama boğazımıza macundan bir şey kaçmıyorsa ve efendim sudan bir şey kaçmıyorsa orucu bozmaz. Orucu bozmaz. Yani normal şartlarda dişlerimizi fırçalayabiliriz. Tabii ama ki. Dikkat etmemiz gerekiyor kesinlikle. Yine de. Diş evet. fırçalamak orucu bozmaz. Hocam bir de astım hastalarının kullandığı, bu belki şahit olmuşsunuzdur, evet. hastalarımızda var, fıs dedikleri sprey. Bir sprey hava evet. var. Evet. O sprey hava astım ilacı yani, bu orucu bozar mı hocam? Tabii bu şöyle, bir defa bu kardeşimiz yani sadece onunla, sadece bu spreyle, astım ilacıyla, o dediğimiz ilaç, evet. yani ilaç tarafı var, zaten bir hava da veriyor. Bu zaten yani bir yeme ve içme gibi bir şey değil bu. Bir de ayrıca vücuda tedavi veren de bir şeydi. Sadece nefes almaya yarayan bir alet, daha doğrusu bir spray. Bu da orucu bozmaz. Ama bu kardeşimizin başka rahatsızlıkları varsa, sadece spray'la işi bitiyorsa problem değil. Ama başka rahatsızlıkları da varsa, o kardeşimizin yapacağı şey aslında orucunu tehir etmesi, günle gün tutması başka zaman veya fityesini vermesidir. Ama normalde orucu bozmaz evet, o. Buradaki sorduğumuz şey hocam, vücudun başka herhangi bir rahatsızlığı yok. Sadece işte bu nefesle ilgili problemi olup sprey kullanmak zorunda kalan kardeşlerimiz için evet, ben bunu orucu sordum. Orucu bozmaz, o da bozmaz. Hocam çok hızlıca hemen 2 dakikamız kalmış. Göz damlası, burun damlası, kulak damlası oruç evet, bozar. Bunların hiçbir tanesi, göze damlatılan damla insanın midesine giden bir kanalı yok. Denize evet. giden bir şey var. Oradan da buruna geliyor. O bozmaz orucu. Herkese burun damlası da saadet yutmuyorsak, bakın yeme içmeyle alakalı bir şey değilse, şimdi bu tedavi de, iğne gibi tedavi de değildir bu. Bir, evet. Nihayet bu burnun cidarında dağılan bir şeydir. O da orucu bozmaz. Kulak damlası da herkese, yine mideye bir ilinti geçişi yoksa, kulak zarı patlak değilse o da orucu bozmaz. Kulak yıkattırılma diye bir tedavi var hocam. Yani mecbur kalmadıkça onu iftardan sonra yapmasını tavsiye ederiz ama böyle almış, doktora gitmiş, kulağında böyle bir iltihaplanma var, kulağı da yıkanıyorsa niye orucu bozsun? Ama bozmaz. İftardan sonra tedavisi mümkünse daha hoş olur. Yani niye daha hoş olur, rahat olur ama evet. sıkıntı değil öyle bir şey yaparsa. Peki da. Hocam, bir de kalp hastalarının kullandıkları dil altı hapları var biliyorsunuz. Çok minnacık bir şeydir evet. o. Evet. Bu zaten ağzın içinde dağılan, ağzın içerisinde dağılan ve ağız cidarında kaybolan bir nesnedir o. Yani o yutulmaz. O boğazdan aşağıya gitmez. Tıpkı biz
abdest alırken ağzımıza su alıyoruz ya. Evet. Su aldığımız zaman suyu boşaltıyoruz. Boşalttığımız zaman ağzımızda bir yaşlılık, bir serinlik hissetmiyor muyuz? Tıpkı onun gibi bir şeydir bu dil altıda. O da oruca engel bir şey değildir. Hocam bir de çok yaygın olduğu için bunu da sormak isterim. Şeker hastalarının uyguladıkları bu insülin iğnesi evet. Orucu bozar mı hocam? Bu insülin iğnesi de bir gıda değildir. Bir efendim o da orucu engel bir tarafı yok. Normal iğne gibi değil. Yani tedavi edici bir tarafı yok. Sadece kan şekeriyle alakalı, düşmeyle, kalkmayla alakalı bir husus olduğu için insülin de orucu bozmaz. Peki hocam bir de Kızılay'da bu son sorumuz, süremiz bitti ama ben izninizle bunu da sormak istiyorum. Kızılay sürekli Ramazan aylarında kan stoklarının düştüğünden bahisle çağrı yapıyor. Evet. Kan verilsin diye. Oruçluyken kan vermek ve kan almak orucu bozar mı hocam? Oruçluyken kan vermek orucu bozmaz ama yani bunların hepsini iftardan sonra yapmak daha hoş olur. Kan almak orucu bozar. Kan almak bozar. Ama diyelim ki bir hastamız var, Allah göstermesin, hastaneye de acil kan lazım oldu. Biz de kan vermek durumunda kaldık. Bu kardeşlerimiz kan verebilirler. Kan vermek orucu bozmaz. Ama stoklamak üzere kan almak isteyen kuruluşların iftardan sonra bunu yapmaları çok daha hoş tabii olur. Tabii ki. Ramazan'da çok güzel sıkıntı olur ve Ramazan orucunu sakatlayabilir. Allah korusun. Peki. Kıymetli hocam çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Ağzınıza, gönlünüze sağlık. Ömrünüze bereket diyorum. Ben son mesajınızı da alarak programı izninizle evet. Kapatalım. Konumuz tövbe istiğfardı. Tekrar altını çizelim. Günaha hiç düşmemek, düştükten sonra tövbe etmekten daha kolaydır. Onun için günahla karşılaştığımız zamanda bir an önce ondan uzaklaşmalı ve istiğfarda bulunmalı diyorum. Tekrar kardeşlerimize hayırlı Ramazanlar diliyorum. Efendim çok teşekkür ediyorum. Şükranlarımızı arz ediyorum. Allah razı olsun diyorum. Sevgili seyircilerimiz biz bu akşam Ramazan Bereketi programını tamamladık. Saygıdeğer İl Müftümüz Mürsel Öztürk hocamızla tevbe-i istiğfarı konuştuk. Efendim yarın akşam Ramazan Bereketi'nde buluşuncaya değin. Hepinizi Allah'a emanet ediyor. Hayırlı iftarlar diliyorum. Hoşçakalınız.